Evet sevgili izleyenler, Hamas'la İsrail arasındaki savaşa tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı sivillerin hedef alınmasını kınarken Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Filistin halkının her zaman yanındayız dedi. Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyon başlatmasıyla İsrail ordusu savaş durumu ilan etti ve Orta Doğu yeniden cehenneme döndü. İki taraftan da yüzlerce sivil ve asker yaşamını yitirdi, yaralandı. Operasyona ilişkin başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyaset kanadından çok sayıda açıklama geldi. Kılıçdaroğlu Filistin'in her zaman yanındayız dedi. Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde, uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin halkının hakkı olan hakkının teslim edilmesi lazım. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da barış çağrısı yaptı. Filistin haklı davasına gölge düşürenler de, İsrail devleti de uluslararası hukukun ve insanlığın temel değerlerinin gerekliliklerini yerine getirmeli. Orta Doğu ölümü değil barışı konuştuğumuz bir coğrafya olmalı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Aksa Tufanı operasyonunu Filistin'in kendini savunma hakkı olarak değerlendirdi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da ilgili taraflar arasında derhal ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koyulmalıdır dedi. Filistin halkının her zaman yanında olduğunu belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise meşru ve haklı talebin terör eylemleriyle kirletilmesi kabul edilebilir değildir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da iki tarafın sivilleri hedef almasını kınadı. İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Gerçeklerle devam edelim sevgili izleyenler. Uluslararası Para Fonu IMF heyeti Ankara'da sessiz sedasız hükümet yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin üzerinden günler geçmesine karşın iktidardan henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar IMF internet sitesinde rapor yayınlanınca ortaya çıktı. Heyet Türkiye'ye faizleri daha